Ben şehzademi seviyorum. Ona asla ihanet etme. Boş laflara karnım tok benim. Hadi gelsin de kurtarsın seni Hürrem Sultan'ın. İftira ediyorlar bana. Yemin ederim günahım yok. Ne olur yapma, inancıyım bana. Sultanım, izin verin size ve şehzademe bağlı olduğumu ispat edeyim. Ne isterseniz yaparım, yalvarırım. Ne olur sultanım. Ne istersem yapar mısın? Nasıl ispat edeceksin bize olan bağlılığını? Siz söyleyin sultanım. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Yeter ki beni şehzademden ayırma. Hürrem'le alakalı bir şey söyle. Mutlaka vardır onun da bir sırrı, bir açığı. Öyle değil mi? Vardır elbet. Bana biraz mühlet verin, öğreneyim. Sultanım, bu hatuna güven olmaz. Emredin, keseyim gırtlağını. Güzel boynu bana ait artık. Dilediğim vakit keserim. Sana yarın öğlene kadar mühlet. Bana öyle bir malumat ver ki canını bağışlayayım. Sultanım bağışlayın ama bu hatuna güvenmekle hata mı ettik acaba? Kimseye inandığım yok. Lakin gözlerindeki korkuyu gördüm. Mutlaka işimize yarar bir şey getirecektir. Sultanım, şehzademize anlatmasın vaziyeti. Valideniz beni öldürmeye kalktı diyecek hali yok. Beni alenen karşısına almaz. O kadar aptal olmadığı kesin. Sultanım, ben de sizi arıyordum. Hayırdır Fidan? Ne oldu yine? Hünkârımız Şehzade Mustafa'yı çağırmışlar. Bir hali de sinirlilermiş. Eyvahlar olsun. Hürrem oğlumu şikayet etmiş belli ki. Aynen öyle. Mustafa maddini bildirdi ona. Yalnız dikkatli ol Mahidevran. Mustafa'yı o kadından uzak tut. Bu işlere bulaştırma. Hürrem'e olan öfken gözlerini karartmasın. Sakın kendi hırslarına ortak etme Mustafa'yı. Asla validem. Böyle bir şeye tevessül etmem. Ben kendi başıma baş edebilirim Hürrem'le. Ne demek bu? Aklında ne var senin? Hiç. Öylesine söyledim. Sakın benden habersiz bir şey yapma. Merak etmeyin. Müsaadenizle. Sultanım. Valide sultanımız her hareketimden haberdar olmak istiyormuş. Onu sormadan bir şey yapmayacakmışım. Sanki bugüne kadar sorduktan oldu. Hakkınız var. Efsun'dan haber yok mu hala? Yok sultanım. İnşallah bir oyun oynamaz. Neredeyse bul getir. Beni emretmesine. Başına gelenleri duydum. Sana kaç defa dedim dikkatli ol diye. Benim suçum yok. Zorla kapattılar beni. Neyse ki ucuz kurtulmuşsun. Daha kurtulmadım ağam. Beni bekliyorlar. Ne diyeceğim onlara? Sultanım.
sultanım buldu elbet çaresini. Gel şöyle de anlatayım. Bulamadım sultanım. Kaybolmuş. Nereye gidecek Gülşah? Hangi deliğe girdiyse bul çıkar. Ben icabına bakarım sultanım. Sultanım. Nihayet geldi. Yaklaş. Bu odadan sağ çıkmak istiyor musun? Elbette. O vakit anlat. Hürrem'le alakalı ne getirdin bana? Bütün gece düşündüm. Aklıma daha evvel söylediği bir şey geldi. Şehzademizin nişan gecesinde Gülal'i konuşurken duymuştum. Neymiş o? Şehzademizin Aybüke Hatun'la evlenmesini istemiyor. Malum güçleneceğinden korkuyor. Bunu biliyoruz zaten. Fakat bilmediğiniz şey bu evliliğe engel olmak niyetinde. Eğer müdahale etmezseniz bunu başarabilir. Nasıl? Ne yapacakmış? Aybüke Hatun'la Bahri Bey'in arasını yapıyor. Bu mümkün değil. Bir tuzak kurup aralarında münasebet varmış gibi gösterecek. Duyulunca ne olacağı malum. Sultanım. Aybüke. Beni görmek istemişsiniz. Canım biraz sıkın. Hava almak istiyorum. Has bahçeye gideceğim. Bana eşlik etmek istersiniz diye düşündüm. Bu özür hadisesini düşünüyorsunuz hala. Siz nereden biliyorsunuz? Mustafa mı söyledi yoksa? Haremde herkes bunu konuşuyor. Konuşsunlar bakalım. Kusura bakmayın. Canınızı sıkmak istemedim. Has bahçeye çıkmayı ben de çok isterim. Bana da iyi gelir. İyi. Gidelim o halde. Olmaz öyle şey. Yalan bu. Sultanım yalanım yok. Nişan gecesi Gülal Bey'ini bu yüzden sıkıştırdı. Fatma Hatun bizi gördüğünde bunu konuşuyorduk. Benden susmamı istedi. Öldürmekle tehdit etti. Doğru olabilir sultanım. Duyduğuma göre Mihrimah da böyle bir şey söylemiş. Bahri Bey'le ne konuştun peki? Ben sizi gördüm. Çeşmenin önünde fısır fısır konuşuyordunuz. Ayıp değil mi? Bir öpüşmediğiniz kaldı. Şeytan bu kadın. Nereden geliyor böyle şeyler aklına? Derhal önünü kesmemiz lazım. Sultanım. Ben ne olacağım? Buna sen karar vereceksin Efsun. Şehzademin gözdesi mi? Yoksa Hürrem'in pis işlerini yapan bir cariye mi olmak istiyorsun? Şehzademize canım feda. Bir tek sadakat istiyorum senden Efsun. O vakit yolunu açarım senin. Gözdelikten sultanlığa terfi edersin. Sancağa çıkınca da bir erkek evlat verdin mi aslanıma? Sırtın yere gelmez artık. Anladın mı beni? Anladım sultan. Şimdi çekilebilirsin. Bu oyunu bozmamız lazım Gülşah. Eğer Hürrem gayesine ulaşırsa bu bir felaket olur. Aybüke'nin de Bahri Bey'in de kellesi gider.
Mustafa'mın anına büyük bir leke sürülür. Gerekli tedbirleri alırız sultanım. Alacağız elbet. Sultanım. Aybige nerede? Neden hala gelmedi? Has bahçeye çıkmış sultanım. Kim varmış yanında? Hürrem Sultan'la birlikte gittiğini söylediler. Neden bu kadar katısın? Belki de hala bir umut vardır. Yani bizim için. Ben de tüm kalbimle olsun isterdim. Ama yok. Mümkün değil. Bir yolu olmalı. Kimseyi üzmeden, kırmadan. Aybige Hatun. Eğer bir faydası olacaksa çekip giderim buralardan. Birbirimizi bir daha görmeyiz. Hayır. Sakın. Benim yüzümden hayatını mahvedersen ben daha çok üzülürüm. Vali Bey. Aybige. Sultanım. Ne yapıyorsun sen burada? Hürrem Sultan rica ettiler. Birlikte çıktık. Hürrem nerede öyleyse? Şehzade ile birlikte dolaşıyorlar. Konuşacakları varmış sanırım. Beklerken biz de hasoda başımızda sohbet ediyorduk. Ya geliyorlar. Validem. Mustafa. Neyin var? Hiç. Ben de gidiyordum. Vali Bey, İbrahim Paşa'yı bekletmeyin. Buyursunlar şehzadem. Ne işin var senin Bali Bey'in yanında? Dedim ya, Hürrem Sultan'la... Anma o kadının adını. Bali Bey'den uzak duracaksın. Asla görüşmeyeceksin. Ne oluyor sultanım? Bir hata mı işledim? Senin kabahatin yok. Lakin burası harem. Biri bir laf atar ortaya. Al başına belayı. Yoksa siz Bali Bey'den? Hayır. Asla. Benim itimadım tam. Fakat o bir erkek. Öyle kafana her estiğinde yanına gidemezsin. Zinhar yalnız kalamazsın. Malum. Sen nişanlı bir hatunsun. Attığın her adıma dikkat etmen lazım. Mustafa'yı ve seni üzecek. Hırpalayacak. En ufak hadiseden uzak duracaksın. Has bahçeye gitmek yok. Altın yoldan ötesi yasak. Hünkâra gitmek istediğinde benden müsaade isteyeceksin. Ben senin yanına birini vereceğim. Onunla birlikte gideceksin. Onunla birlikte geleceksin. Siz nasıl münasip görürseniz sultanım. Hürrem'le alakanı kes. Aklını karıştırmasına izin verme. Mustafa ile evlenmeni istemiyor. Zira oğlumun kuvvetlenmesi onun aleyhine. Aybige Hatun. Hemen konuşmamız lazım. Fazla vaktim yok. Ne oluyor? Kapı kapıyı hadi.
Nereye gitti bu? Mahidevran Sultan peşime cariyeler taktı. Güç bela atlattım. Neden, ne oldu ki? Dün bizi gördü ya. Galiba kuşkulandı. Ne söyledi peki? Seninle görüşmemi yasakladı. Ben de kuşkunuz mu var sultanım diye sordum. Yok dedi. Bir gören olursa yanlış anlarmış. Doğru söylüyorlar. Zaten olması gereken de bu. Ama Aybüge Hatun, siz durumun ciddiyetinden bir habersiniz. Neden geldiniz buraya? Engel olamıyorum kendime. Duramıyorum yerimde. Seni hep görmek istiyorum. Vaziyet yeterince zor. Sen böyle yaparak hem kendini hem de beni üzüyorsun. Derhal çıkman lazım. Önce bana bir söz ver. Hiçbir söz veremem. Bir yere gitmiyorsun. Vazifeni bırakmayacaksın. Aybüge. Biliyorum. Bir şekilde karşı karşıya geleceğiz. Birbirimizi gördükçe acı çekeceğiz. Ama ben buna razıyım. Uzaktan da olsa seni hep görmek istiyorum. Sultanım. Has odabaşım. Hünkârımızı görmeye geldiyseniz haber vereyim. Gerek yok. Ben giderim. Bir mesele mi var? Mustafa'yı gözünüz gibi korumanızı istiyorum. Zinhar tedbiri elden bırakmayın. Şeref duyuyorum sultanım. Lakin nedir endişeniz? Sizi tedirgin eden bir şey mi oldu? Kimselere güvenmiyorum siz hariç. Çünkü sizi şehzadesine ve hünkârına, ölümüne bağlı görüyorum. Aslanım. Tas bahçedeymişsin bugün. Evet. Bütün gün Efsun'la beraberdik. Hala ondan kuşkulanıyor musunuz yoksa? Pek kanım ısınmadı. Ama madem gönlün eğiliyor, bir şey diyemem. İyi. Zira artık ben neredeysem o da yanımda olacak. Aybüge ne olacak peki? Neden hiç görüşmüyorsun onunla? Sesi çıkmıyor ama çok üzülüyor oğlum. Nihayetinde o senin nişanlın. Vakit ayırman lazım. Ne yapmamı istiyorsunuz benden validem? Bu akşam onu yemeğe çağır. Biraz da nişanlınla alakadar. Şehzademiz beni bekliyor. Şehzademiz nişanlısı Aybüge Hatun'la beraberler. İçeri kimseyi almamamızı söylediler. Şaşırdım doğrusu. Nereden icap etti bu yemek? Nişanımla baş başa kalmak istedim.
Anlaşılan valideniz istedi bunu sizden. Hislerimiz belli. O yüzden rahat davrandım. Senin ne hissedeceğini pek düşünmedim açıkçası. Bu yüzden sana bir özür borcum var. Ama artık birbirimizi tanımamız lazım. Zira yakında evleneceğiz. Bir hayatı paylaşacağız. Öyle. Bizi nelerin beklediğini merak ediyorum doğrusu. Ben sadece oğlumu değil, seni de düşünüyorum. Mesut olmanı istiyorum. Bu koşullarda bir hayli zor Sultan. Mustafa'nın gönlünde aklımda olmayacağım hiç. Bir vazife olarak yanında olacağım sadece. Böyle düşününce zor bir hayat bekliyor beni. Sen güzel bir hatunsun. Kadınlığını kullan. Mustafa'mın gönlüne girmeye çalış. Bir gecede neler değişir neler.